Ramazan'ı burada tutmaya hakkın yok. Ne yapacağım sizden öğrenecek değilim. Bu meseleye karışmayınız. Bu mesele artık hepimizin meselesi. Bu topraklar da benim topraklarım. Hadi gidin topraklarımdan. Gitmeyeceğiz. Ramazan almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Pakize. Senin ne işin var o tarafta? Neden? Benim arkadaşım değil misin? Benim tarafımda olman lazım. Yanlış taraftasın. Senin arkadaşındım ama zulümden taraf değilim. Esas sen yanlış tarafta duruyorsun. Demek sen de o tarafa geçtin ha? Hepiniz birlik olup bana karşısınız ha? Sana karşı değil. Haksızlığa, zalimliğe karşı. Hadi. Göster Ramazan'ın yerini. Nerede tutuyorsun onu? Hepiniz bir araya geldiniz diye beni korkutacağınızı mı sanıyorsunuz siz? Ramazan'ı ver gidelim. Bu mesele uzamaz. Serap, indir o tüfeği, yapma. Evet Serap, boş ver. Bırak arasınlar çiftliği. Nasıl olsa bir şey bulamayacaklar. Burada biliyoruz. Burada olduğunu biliyoruz. Hadi arkadaşlar, arayalım. Ramazan aç gözünü, aç gözünü. Ramazan, kardeşim aç gözünü. Ramazan, yaşa, çok şükür. Çok şükür ölmemişsin. Yaşıyor. Ne yaptılar sana böyle? Nasıl kıydılar sana? Zincirlemiş namussuzlar. Raşit. Allah'larından bulsunlar, değil mi? Raşit. Raşit. Reşit. Anahtar Reşit'teymiş. Birkaç kişi benimle gelsin arkadaşlar. Sakin ol şekerim. Üzme kendini bu kadar. Mahvettiler. Her şeyi mahvettiler. Böyle bir günde olacak iş değil. Barbarlar. Ramazan burada da yok. Burada da yok. Aha, aha. Bakın işte. Burada yokmuş. Buldum. Cemal. Bulduk kardeş. Ahıra zincirlemişler. Anahtar da ha bu Reşit'teymiş. Ver lan anahtarı. Ver lan anahtarı. Ver lan anahtarı. Bırakın beni. Ver bana. Bırakın beni, yok ederim. Bırakın, bırakın beni. Bırakın, bırakın. Ramazan, iyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum biliyor musun? Bak sana, şu hale bak. Bir dakika.
ellerini, elini koparacaklarmış daha. Ya yok yok. Onlar der, ben. Sen mi? Ben yaptım. Nasıl yani? Tövbe estağfurullah. Kafana da mı vurdular Ramazan? Onu bırak da hafız. Sen beni nasıl buldun kabak? Rüyanda mı gördün? Pakize söyledi. Pakize? Hafız? Su var mı? Su. Bırakın beni! Nereye götürüyorsunuz? İndirin şöyle. Anahtarlar nerede? Anahtarlar nerede? Sen ben mi geldin? He. Ben de geldim. Herkes burada. Kabak, beni kurtarmaya. Şimdi de gitme vakti buradan. Hep birlikte gideceğiz. Hadi bakalım. Oh, oh. Gel bakalım. Ver bakalım. Demişler. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Zalim dillâ. Sağa da kalmaz merak et. Merak et. Hiç böyle aç gördün ya, hıçır yesek. Baban yedi mi bu yemeklerden? Yok, nereden bulacak garibi? O yemedi, ölmedi. Sen de yeme, ölmezsin. Arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, yapmayın. Bunlar başımıza yıkacaklar. Çiftliği, koş. Buranın iyice tadı kaçtı. Hadi. Beğendin mi yaptığını? Ya sen? Sen beğendin mi yaptığını? Bunların sebebi sensin. Tanıdığım Güllü kimsenin hakkını yemezdi. En başta da kendi dururdu haksızlığın karşısında. Gözünü sakınmazdı. Neye mal olursa olsun doğrudan dönmezdi. İşten atılma pahasına da olsa patronu karşısına dikilir, ağzına geleni söylerdi. Nerede o eski Güllü ha? Söylesene.
Nerede o eski Güllü? İsmini değiştirmekle iyi yapmışsın. Serap Hanım. Nasıl daldık Ramazan amma, ha? Kolay söver miydi? Bu kadar adamı bir arada görünce ne yapacaktı? Birliğin gücü bu işte. Hafız. Ha. Efendim. Efendim, kalem odasında. Rahatın iyi zar, ha? Ay. Bakıyorum da vıdı vıdıya başladığına göre. Ya bir günüm belli belli. Naşatma dalgam Hafız. Ha. Hafız. Ha. Çok mu aradın lan beni? He. Aradım elbet. He. Hem de ne arama? Koskoca adam salya sümük. Perişandı vallahi. Esnaf mı diyeyim? Esnaf tabii. Lan hafız, öylesin böylesin ama. Seviyorum seni, kardeşim benim. Koluma doladım. Ramazan. He. Seni üstümden öyle bir atarım ki. Ataman. Atarım. Atman. Ya. Atarım attığıma sen de şaşar kalırsın. Ya sen benim can kardeşimsin, yapman öyle şey. Amacımıza ulaştık. Ramazan'ı aldık. Sen niye hala üzgünsün? Biz Güllü'yle kardeşten de öteydik. Şimdi karşı karşıya geldik. Çok ağrıma gidiyor be usta. Üzülme. O da anlar elbet hata yaptı. İnşallah. İnşallah anlar. Güllüm, bu kadar taslay etme kızım. Açık, sakin ol. Nasıl sakin olayım anne? Rezil ettiler beni. E olan oldu. Üzme canını. Nereden biliyorlardı? Nasıl, kimden öğrendiler? Bilerek geldiler. Belki de çiftlikten biri haber verdi. Günahlarını alma hemen. Onlar dememiştir. Kim söyleyecek başka? Belli ki çiftlikten biri. Zaloğlu'nu burada tuttuğumu bir tek onlar biliyor. Ya da Pakize. Gerçi ilk gelenler arasında yoktu. Yok. Yok, yok Pakize olmaz. Pakize söylemez böyle bir şey. Pakize yapmaz. Kesin çiftlikten biri. Abi, eşekleri boş boş yürüteceğimize biz binsek olmaz mı? Onlar binmek için değil. Ya ne için? Eti yok, sütü yok. Yoksa bize yolu onlar mı gösteriyor? Sayılır. Yolun doğrusunu, temizini onlar gösteriyor. Mayın varsa haberimiz olacak. Üzerine bastıklarında cennete gidecekler. Ya üzerinden atlayıp giderlerse ne olacak? O vakit de biz eşek cennetini boylayacağız. Zaloğlu'nun burada olduğunu nereden biliyorlardı? Aranızdan biri söylemese bilmelerine imkan yoktu. Hangi biriniz gammazladı? Aç kalıyor diye pek bir üzülüyordunuz. Hı? Hadi söyleyin, hanginiz söyledi? Vallahi hanımım, biz bir şey demedik. Benim zaten hiç umurum olmaz. Ben karışmam böyle şeylere. Yasin ağa. Hiç malumatım yok Serap Hanım. Kimseye bir şey demedim. Bana hiç bakmayın Serap Hanım. Zaloğlu denen adamı günahım kadar sevmem. Koruyacak da değilim herhalde. Kim söyledi o vakit?
Bu işi siz çözeceksiniz. Aranızdaki gammazcıyı bulup çıkartacaksınız. Bulamazsanız hepinizi birden kovarım. Sizi uyarmıştım. Bundan sonra hata yapanı affetmeyeceğimi söylemiştim. Şimdi gammazcıyı bulursanız sadece o gider. Bulamazsanız hepiniz birden gidersiniz ona göre. Bizim ne günahımız var Serap Hanım? Kurunun yanında yaş da yanar Yasin Ağa. Yapma kızım, günahtır. Sen karışma anne. Toplayın buraları. Kabah be. Şu suyu değiştir hele. Emrin olur. Çok mu canı yanıyor? Yok. Ben kafamı gözümü daha önce niye yarmadım ona yanıyorum biliyor musun? Hı? Asla bakacağım sen olduktan sonra. Bana bak. Benim asabımı bozma. Yoksa o kafanı ben yararım. Tamam da kızım, latife ediyoruz. Zevzekliğin sırası mı? İnsanlık yapıyor burada. Sağ ol. Sağ ol. Ellerin dert görmez Pakize. Sebep sensin. Benim tanıdığım Güllü kimsenin hakkını yemezdi. En başta da kendi dururdu haksızlığın karşısında. Gözünü sakınmazdı. Neye mal olursa olsun doğrudan dönmezdi. İşten atılma pahasına da olsa patronu karşısına dikilir, ağzına geleni söylerdi. Nerede o eski Güllü ya? Söylesene. Nerede o eski Güllü? İyi ki ismini değiştirmişsin. Serap Hanım. İyi Ceyhat, dinlen, he mi? Sen hiç merak etmeyesin Pakize. Gözüm gibi bakarım ben onu. Benim nefesim şifadır. Bak hele, sabah ezanıyla bir de okuyup püfledim. Hiçbir şey çıkamaz. Bu ne yapıyorsun? Yine başladım maval okumaya. Mavalmış. Hayırdır inşallah. Buyurun. Buyurun, buyurun. Nasıl öldün? İyi maşallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Eyvallah, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, Musun Usta. Ya Kemal kardeş, benim için yaptıklarını duydum. Güllü'nün elindeki silahın önünde durmuşsun. Sağ olasın. İnsanlık vazifemi yaptım. Zorbalık nereden gelirse gelsin,
karşısında durmak lazım. Pek civan mertmişsin. Sağ olasın. Sadece ben değil. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. He, orası öyleymiş. Düğün lan ne hafız? Ne çok sevenim varmış benim. Meşe kekliği gibi şakıyorsun. Ama biraz sonra herkes evli evine gidecek. Unutma. Bu kadar zulme, bu kadar zorbalığa kimse sessiz kalamazdı. Onun için hep bir araya geldik. Hep birlik derdin ya usta. Bugün anladım ne demek istediğini. Birlik olunca nasıl güçlü olunduğunu. Sadece bu mesele için değil. Bütün haksızlıklara böyle karşı koyabiliriz. Onun için sendika kuralım diyorsun değil mi? Elbette. Fabrikada da birlik olabilmek için sendika şart. Sen de bize katılsana Ramazan. Ben mi? Ya Muhsin ustam, ben kim, sendika kim? Ben siyasetten anlamıyorum biliyor musun? Anlamayacak bir şey yok. Mesele hakkımızı korumak, kendimizi ezdirmemek. Bak, seni kurtarmak için nasıl bir araya geldik, güçlendik. Ha. Fabrikada da, tarlada da durum böyle. Birlik olunca güçlü oluruz. Ya Muhsin ustam, yemin ediyorum katı doğru söylüyorsun. Ama ben pek anlamıyorum o senduka menduka işlerinden biliyor musun? Eğer başka bir şey varsa gözü kapalı girerim ben hiç yani. Öyle de ne hafız? Sen ne diyorsun? Yok benim başka işim var. Hem biliyorsunuz ben işçi falan değilim. He o anlamıyor. Üfürüye zor vakit buluyor o. Görü kalk git ya. Hadi sen kalk git de bir çay koy ver, çek. Yasin ağa, Ramazan'ın yerini sen mi söyledin? Düşün düşün, beni mi buldun? Ne diye ben söylüyormuşum? Şimdi için el vermemiştir. Ramazan'ın burada olduğunu gidip kulaklarına deyivermişindir. Hayır efendim. Hiç kimseye bir şey demedim ben. Ben birinden kuş kullanıyorum ama... Ne bakıyorsunuz? Sen de lafı ağzında geveleme. Ben ağzımı açmadım. Ama biliyor senin ağzını. Gomu'dan geldiğinde bir bir anlatmadın mı Serap Hanım'ın yaptıklarını? Tövbeler olsun. Allah canımı alsın ki ben bir şey demedim. Bale. Senin demediğin ne malum? Ha? Denekedekileri sen de anlıyorsun. Onlara anlatmadığını nereden bile? Ha? Aa, üstüme eğilik sağlık. Hem bahane Ramazan'dan. Yasin ağa. Şimdi senin yaşın burada hepimizinkinden daha geçkin. Senelerdir bu çiftliğin kahrını çektin. Artık ununu elemişsin, eleğini de duvara asmışsın. Değil mi? Sen Serap Hanım'a çıksan desen ki, evet, Ramazan'ın yerini ben söyledim desen. Evet, kabahatli benim desen. İyi olmaz mı? Burada... Bu kadar insan ekmeğimizden olmayız, değil mi? Sen zaten çalışmışsın çalışacağın kadar. Yahu ne diyorsun sen? Yapmadığım işi ne diye üstleneyim? Ya ben kendim için demiyorum. Aa, onlar için diyorum. Şimdi bunlar işsiz mi kalsınlar? Yani kadın başlarına sokaklarda mı yatsınlar? Hem sen de gider ayak bir ağalık yapmış olursun, değil mi? Bana bak Reşit Efendi, senin karşında çocuk mu var? Yoksa
Abel adam mı belledim beni? Ben bugüne kadar hiçbir Allah'ın kuluna el kaldırmadım. Ama tövbeler olsun, Allah yarattı demem. Gebertirim seni. Ayağını denk al. Daha da iyi olacakmış. Gülünün Ramazan'a yaptığı zorbalık. Hatta zorbalıktan da öte. Ama senin de kendini silahın önüne atman doğru mu? Ne yapsaydım Halide? Kurtarmasa mıydım? Zaloğlu senin yeğenin. Kim olursa olsun kendini böyle tehlikeye atmanı istemiyorum. Ya sana bir şey olsaydı? Gülünün ne deli olduğunu bilmiyor musun? Niye onunla ters düşüyorsun? Seni anlamıyorum. Sürekli bana kızıyorsun. Güllü'yle aram iyiyken kızıyordun. Şimdi ters düştük. Aram kötü, yine kızıyorsun. Haklısın. Kemal, bisikletle gidelim mi? Bence gerek yok. Yürüyelim. Bisikletle gidelim ne olur. Hem benim çarşıya uğramam lazım. Neden? Annenlere hediye alacağım. Onları yemeğe davet etmek istiyorum. Kırgınlıklar bitsin artık. Birlikte bir yuva kurduk. Mutlu olmak için elimden geleni yapacağım. Hadi binelim. Atla bakalım. Hayrola komutan. Hamza için geldim. Nerede olduğunu biliyorsam Allah canımı alsın. Vallahi bildiğim ne varsa anlattım. Nereye, hangi deliğe girdi bilmiyorum. Biz biliyoruz nereye gittiğini. Suriye. Suriye mi? Akılsız ona. Kaçmış desene. Kaçamamış. Yakaladınız o zaman. Hayır. Atın içeri çeksin cezasını. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Sandığın gibi değil Cemşir. Başın sağ olsun. Araziden geçmeye kalkmış. Naaşını tespit için Antakya'ya gitmen gerekecek.
Affet. Elden bir şey gelmedi. Estağfurullah emmi. Af ne demek? Ben sizin başınızdaki cellatı bilmiyor muyum? Yine de Allah senden razı olsun. Korudun, kolladın beni. Sözümüzü geçiremedik. Gülizar Seyyar Abacı çok dil döktü senin için. Lakin Serap Hanım Nuh dedi, peygamber demedi. Sağ ol. Halbuki Nuh da bir peygamber, öyle denilen mi? Ama o kitapsızın teki. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ama elbet bir gün karşılığını görecek. Yarın Ruzi Mahşer'de defteri amal açılınca her şey dökülecek ortaya. İşte o zaman verecek seyyiatının hesabını. Yok. Mahşere bırakmayacağım ben onun hesabını emmi. Bırakmayacağım. Gönlünü şeytana kaptırma evladım. Kim güden, kim beslediğinden ziyade alçalır. Güllü eskiden hiç böyle değildi. Eski çamlar bardak oluyor Pakize. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Hepimize gözdağı verdi. Neden? Güya Ramazan'ın yerini çiftlikten biri söylemiş. Kimse ortaya çıksın dedi. Eğer ortaya çıkmazsa hepimizi kapıya koyacakmış. Ramazan'dan sana ne? Benden daha mı kıymetli? Onu mu savunacaksın? Yaptığın çok yanlıştı Pakize. Yine de seninle dargın kalmak istemiyorum. Bugünlerde kafam çok karışık. Hamza aklımı kemirip duruyor. Anla beni. Senin yerin benim yanım. Tamam mı? İnsanların ekmeğiyle oynama Güllü. Ne? Ne diyorsun sen? Çiftliktekileri diyorum. Boş boşuna işlerinden etme. Ramazan'ın yerini ben söyledim. Sen mi söyledin? Şayet birini işten atacaksan beni at. Buyur. Hazır mısın? Oğlum bu mu? Teşhis etmek zor. Birden fazla mayın sahibi etmiş. Tanımayacak halde. Bir yerinde belli bir izi var mıydı? Belki de Hamza değil de. Üzerinden çıkanlar bunlar. Oğlun mu?
Gülizar, niye çağırdı şimdi Reşit Efendi'yi? He? Niye olacak? Hangimizi atacak onu diyordur. Eyvah eyvah. Kovacak bizi zar. Öz bacım, ağzından yel alsın. Abo. Ben bu yaştan sonra ne yaparım? Kimin kapısına gider de sığınırım? Hem ben zaten çiftlikten başka yerde bilmem. Zalim bacım, zalim. Görmedi mi Ramazan'a neler etti? Seni beni mi düşünecek? Zulüm de adalet de tohum gibidir. Vakti gelince mutlak yeşerir. Ne dedi? Neye çağırmış seni? Söyledi mi sana kimi kovduğunu? Hiç kimseyi kovmuyor. Herkes çiftlikte kalacak. İşinin gücünün başında olacak. Oh, çok şükür. Esah mı diyor Reşit Efendi? Esah. Serap Hanım hiç kimseyi işten atmıyor. Zaten Saloğlu'nun burada olduğunu söyleyen de dışarıdan biriymiş. Kanmazca. Kimmiş ki? Sane bane bacım. Kimse kim? Biz kovulmadık ya, ona bakak. Hadi bakalım. Herkes işine gücüne baksın. Haydi. Çamaşırları asayım o vakit. Haydi. Hadi bacım, hadi. Hadi, hadi. Sen ne vakittir ersizsin bakayım kız. Ha? Sağ ne? Kızınca da bir başka güzel oluyorsun ha. Ağır ol biraz, ağır. Aa. Hiç insan ağasına böyle eder mi? Ha? Ayıp değil mi? İster ağa ol, ister bey. Gönlüm nasıl çekerse öyle ederim ben. Oh, mis gibi de bir koku geliyor. Bu koku nereden geliyor acaba? Yoksa bu çamaşırlardan mı geliyor ha? Yok. Bu koku başka bir yerden geliyor ha? Yoksa... Bu mis gibi koku. Senden mi geliyor kız ha? Oh, mis gibi kokuyorsun. Vallahi insanın başını döndürürsün Gülizar. Ay. Ben sana ne dedim? Ha, onun yatağına girmeyeceğim demedim mi? Yoksam sana koklamak bile yasak. Şimdi kulağını iyi aç, dediklerimi iyi belli Reşit Efendi. Onun yatağına girmeyeceğim. Onunla uyumayacağım. Anladın mı? Yoksa bu işi unut. Gidelim. Gidelim.
Benim uykum geldi. Sen gelmiyorsun mu Reşit? Hadi. Ben biraz daha duracağım. Acık hava alacağım. Sonra gelirim, sen git. Ey madem. Allah rahatlık versin. Sağa da. Ben de akşama kadar ortalığı toplamaktan tabanlarım şişti. Ben de gidip yatacağım. Allah rahatlık versin. Hadi sağa da, sağa da. Biraz hava alıp gideceksin demek. Yok canım, öyle lafın gelişi. Gideceğimden değil. Amma su içtin ha. Yoksa için mi yanıyor kız? Ha? Yok, yandığımdan değil. Niye o kadar su içiyorsun o vakit? Gece beni sık sık kaldırsın diye. Ben geceler çişe kalkarım. Malum erkek milletine güven olmaz. Tetkik etmek lazım. Kim nerede yatıyor? Değil mi? Düşecek adam mıydın sen be? Anam, anam. Bir avradın elinde tekmil oyuncak olduk ha. Aman. Of, of. Aha. Ay Reşit. İki cami arasında kaldın mı şimdi ha? Senin elinden olacak vallahi billahi. Of of. Aman. Atın ölümü arpadan olsun be. Sabaha kadar bekleyeceğim ha. Bekle. Thank you.
Kim ölmüş ki? Anasıdır. Ne vakittir hastaydı zaten. Başın sağ olsun Cemşir abi. Sağ ol. Yaşayacağını yaşamış sağ olsun. Ne diyorsun sen be? Ne yaşadıydı? Daha 25'ine bile gelmediydi. Anan delmedi. Keşke o olaydı. İnsanın anasının babasının ölümü adetten. Ama Allah ya, evlat acısı vermesin. Gitti Hamza. Gitti. Allah başka acı göstermesin Cemşir'e. Başın sağ olsun. Gördün mü bacım? He? Benim herifi gördün mü bacım? He. Aha. Herif! Herif! Kalksana herif! Uyan diyorum hadi. Hadi uyan. Benim tutulmuş kız. Tutulur elbet. Gül gibi yön döşek varken mutfaktaki sedirde uyunur mu hiç? Hem niye burada uyudun bak hem? Ya işte akşam öyle otururken burada öyle uyuyakalmışım canım ha. Hiç mi aklın yok senin? Zora hadi oramı ol, buramı ol. Ne bağırıyor bunlar be zabağınan zabağınan? Herif mutlakta uyuyakalmış. Şimdi de paparayı yiyor karıdan. Bak hele. Kimin bu tabut? Hamza'ymış. Allah sabır versin Cemsir Ağa'ya. Hafız, ne oluyor? Hamza ölmüş. Ölmüş ha. Nasıl ölmüş? Düttan geçerken mayına basmış diyorlar. Yapma ya. Ölüm bu. Bir gün hepimiz bu dönülmez yola gireceğiz. Ne demiş? Allah rahmet eylesin. Ya ağız alışkanlığı işte. Yani ölünün ardından öyle denir. Ölünün ardından öyle denir. Katilin ardından der. Ne aldı yine? Dur. Ne sırıtıyorsun? Senin dediklerini dinledik Gülizar Hanım. Akşam Hacer'le uyumadım. Aha şu sedirde sabahladım ya. E'si ben sözümü tuttum. Artık sıra sende. Hoşt! Ağır olma oğlum. O kadar da kolay değil. Bir gece ayrı yatmayla ne olacak? Ha? Ya bu gece de ayrı yatarık. Değil mi? Dün bir, bugün iki.
Tam diyorum. Tam değil mi? Tam değil Reşit Efendi. Önce ben ne kadar istediğini göster bakalım. Dur. Göstereceğim tabii ama. Göstereceğim ama işte bak sen bırakmıyorsun ki yanına geleyim. Öyle değil. Ya nasıl? Misal. İnsan sevdiğine bilezik alır, kolye alır, giyim, kuşam alır. Yakışmaz mı bu bedene? Yakışmaz olur mu ya? Hem de nasıl yakışır? İyi o vakit. Sen anladın. Ben anladım. O ne ben? Ne oluyor gene? Hoş geldiniz komutan. Serap Hanım çiftlikte mi? He ya, içeride. Buyurun. Serap Hanım, komutanlar sizi görmek istiyor. Buyurun, oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Bir haber mi var? Evet. Yakaladınız mı sonunda? Hamza Suriye'ye kaçmaya kalkışmış. Kaçmış mı yoksa? Hayır. Huduttan geçerken mayına basmış. Sizlere ömür. Hamza! Hamza oğlum! Hamza! Başınız sağ olsun. Oğlum! Hamza! Ne de olsa kardeşiniz. Değil. Kocamın katili kardeşim değil. Müsaadenizle. Hadi sen git. Baş üstüne komutan. Bu dosyada böyle kapandı komutanım. Evet, kapandı. Lakin beni rahatsız eden bir şeyler var. Neden komutanım? Hamza'yı sağ yakalayamadığımız için. Bilmem. Belki de kendi cezasını kendi bulduğu içindir. Belki. Kim bilir? Hadi. Yazık. Babası perişan vaziyette. Katil de olsa evladı. Kimse evladının sonu böyle olsun istemez. Güllü'ye başsağlığına gidecek misiniz? Abimin katili için bir de başsağlığına mı gideceğiz? Layığını bulmuş zaten. Adalet vermese de Tanrı vermiş cezasını. Benim tek üzüldüğüm şey, arkasındaki kişiyi söyleyemeden gitti. Sence arkasında biri mi var? Elbette biri var. Hamza tek başına yapamaz ki böyle bir şeyi. Ona akıl veren, onu azmettiren biri mutlaka olmalı.
kanın yerde kalmadı Muzaffer. Cezasını buldu o alçak. Aynı anadan doğmayız. Ama inan, hiç üzülmedim. Bir damla gözyaşı bile akıtmadım. Böyle ölüp gitmesi ona az bile. Muzaffer. Muzaffer. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم Niçin geldin? Hamza ölmüş. Haberim var. İkimiz de abilerimizi kaybettik. Ama sen sevdiğin, değer verdiğin abini kaybettin. Ben senin Hamza'nın ölümüne neredeyse hiç üzülmedim. Çünkü o sevdiğim adamı öldürdü. Layığını buldu diye seviniyorum bile. Tıpkı senin gibi. Sağ ol Zeyra abla. Sağ ol. Ne kadar da değişmiş. Ne değişmiş? Bu ev. Eski halini iyi bilirim. Önceden bir harabeydi. Ama bizim gözümüze saray gibi gözükürdü. O vakitler Kemal'le burada yaşamanın hayalini kurardık.
Aa, kusura bakma. Boş bulundum. Belki de Kemal sana anlatmamıştı. Yok. Kemal bana her şeyi anlattı. Başından beri her şeyden haberim vardı zaten. Lakin bütün bu olanların benim için bir ehemmiyeti yok. Sizin yaşadıklarınız mazide kaldı. Kemal de ben de her ne yaşandıysa hepsini unuttuk. Bizim için geçmiş değil, mühim olan şu an. Biz bu evde çok mutluyuz. Yalnız bir kusuru var bu evin. Çok sessiz. Sessizliğini bozacak bir çocuk lazım değil mi? Ne oldu? Gidiyor musun? Toplantım var. Geç kalıyorum. Otursaydın, bir kahve ikram etseydim sana. Ziyaretin kısa olanı makbuldür değil mi? Az kalsın unutuyordum. Gelirlerden sana şampayı vereceğim. Muzaffer vaziyeti biliyorsun. Yarın bir ara fabrikaya gelirsen... olur, uğrarım. Serap. Gidiyor mu? He. Gidiyor. Gitme. Ne olur gitme. Beni burada bir başıma bırakıp gitme. Kızı biliyor. Sana demediğini bırakmaz. Desin diyeceğine. Ne olur gitme. Bak, benim kolum kanadım kırıldı. Dünya mı karardı? Senden başka kimsem kalmadı. Şimdi senle gidersen nereye sığarım ki ben? Ne olur gitme. Yalvar. Merhaba Serap. Serap gerçekten çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Bu bahsi kapatalım lütfen. Nedir bu? Halide'ye ödenecek parayla ilgili. İmzalaman gerekiyor. Ondan sonra da hemen hesabına aktarılacak. Hayır, aktarılmayacak. Parayı nakit istiyorum. Nakit mi? Tamamın mı? Evet. Serap, bu çok yüksek bir meblağ. Bankayı zorlayabilir. Ne yapıp edip parayı temin edin lütfen. Tamam. Tamam, bankayla konuşurum. Âlâ. Parayı yarın sabah istiyorum. Tamam. Aklımda ne var bilmiyorum ama istediğin gibi olsun.
Balıklar da hazır. Çok güzel görünüyor. Pek bir zahmetler etmişsin kızım. Ne lüzum vardı bu kadar hazırlığa? Ne zahmeti canım? Zahmet olur mu hiç? Zaten uzun zamandır sizi davet etmek istiyordum. Ama bir türlü kısmet olmadı. Düzenimizi ancak kurduk. Afiyet olsun. Hadi soğutmayın. Eline sağlık. Sandalye sizi rahatsız mı etti? İstiyorsanız bir koltuk getirelim Kemal. Getireyim anne. Yok yok. Gel. Yerde yemeğe alışmışım ya. Oturamadım. Balık da zaten elle yenir. O zaman tadı çıkar değil mi? Bence de. Hay Allah. Ben de debelenip duruyorum. Eviniz de pek güzelmiş Halide abla. Beğendin mi? Hı hı. Her şeyleri tamam maşallah. Evet. Tamam. Aslında bir de çocuğumuz olsa. İnşallah yakında kucağınıza bir torun vermek nasip olur. Halide. Bizde ayıptır. Yani böyle şeyler büyüklerin yanında konuşulmaz. Yo yo. Değer. Ayıp değer. Ben torun istiyorum. Hem de en kısa zamanda. Banyo ne yanda Halide abla? Şurası. Gitme diye çok ısrar ettim Serap Hanım. Ama ananızı biliyorsunuz. Dinlemedi hiç beni. Cemşir'in yanında olmam lazım. Onu yalnız bırakmamam lazım dedi. Dönerim, dönmem diye de hiçbir şey demedi. Peki tamam. Bak sen işine. Baş üstüne Serap Hanım. Biz bu dünyanın neresindeyiz? İşte. Tam burasındayız. Sen şimdi bu dünyayı yuvarlak diyorsun değil mi? Evet. O vakit denizden nasıl dökülmüyor? Gel bakayım buraya. Kapatmayın da. Şunlar da buldum şey oyuncağını. Oynar orada. Koy bacım, koy oynar ya. Aydın'ın her bir şeyini toparlayıp hazır ettik hanımım. Azıcık, azık da hazırladık. İyi etmişsiniz. Bol bol meyve de koysaydınız. Onu da koyduk Serap Hanım. Aydın nerede? Kız yukarıda değil miydi? Ha. Yukarıdaydı demin. Yukarıda yok. Abi baba. Nerede bu bebe? He? Aydın. 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 Neredesin? Aydın. 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 Aydın.
Aydın. Aydın. Aydın. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Gel bakayım. Sesleniyoruz. Niye cevap vermiyorsun? Ağlamanın sırası mı şimdi? Serap Hanım seni anana götürecek ya. Hadi yürü bakalım. Gitsene oğlum. Gitmeyeceğim ben, gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim? Yürü bakayım. Hayır, bırak beni, gitmeyeceğim. Ne oluyor? Gitmeyeceğim diye tutturdu. Neden gitmek istemiyorsun Aydın? Aydıncığım, anneni özlemedin mi? Özledim ama mabuza girmek istemiyorum. Burası çok güzel. Ben burada kalmak istiyorum. Tamam. Kalıyor mu şimdi? Annen izin verirse. Esa mı? Esa. Selamünaleyküm. Baba. Baba. Ya benim ben. Hamza. Oğlum. Sensin değil mi? Allah'ım, aklıma mukayyet ol. Hortla falan dersin değil mi? Yok, yok baba, ne hortla? Ya benim işte, ben. Sahi sensin değil mi? He. Ya baba, ölmedim. Ya geldim işte, karşındayım, görmüyor musun? He, görüyorum. Görüyorum, görmeye de. Ya biz seni gömdük. O bende geldi. Ya kim oğlum? Anlatacağım. Benim babam. Buralar pek takin değil. He. Gel benimle. Burada kalıyor mu? Anneanne dede izin verdi mi? Verdi. Aslan anam. Burada kalıyorum, burada kalıyorum. Aydın dur. Dur başım döndü. Dur. Aydın dur. Dur başım döndü. Dur. Dur. Ama bir şartı var anne. Sık sık onu görmeye gideceğiz, tamam mı? Deze. Yok yok, sağ olasın. Büyük geçmiş olsun. Duyunca inanamadım. Bu yaptığı insanlık dışı.
Delinin eline değnek vermişler. Onun gözü dönmüş Ramazan. Bundan sonra da ne yapacağı belli olmaz. Sen dikkat et. Ya aklı sıra beni korkutacak Deze. Ama o havalar bana sökmez. Deli damarıma basıyor, haberi yok. Yemin ediyorum daha beter hırslanıyorum. Önünde sonunda alacağım o toprakları ben onun elinden. Topraklarına kavuşmanı ben de çok isterim. Abim böyle olacağını düşünememiştir. Yoksa verirdi sana tapularını. Olsun Deze, mahkemeyle alırım. Ben dedemi anlamıyorum. Yani o kadar malı mülkü gitmiş rahmetli dayımın üzerine yapmış. Ya tamam yapsın da en azından senden anamın payını ayrı koyayım. Şöyle derle. Abimin hak yemeyeceğinden emindi. Toprakları bölmeye lüzum görmemiştir. Ya orası öyle tabii de dünyanın bin bir türlü hali var teyze. Bak görüyorsun işte. Kadının bir tanesi geldi mala mülke el koydu. Biz ikimiz de böyle bakıyoruz işte. Ama yok. Ben önünde sonunda alacağım o toprakları. Mahkemeye vereceğim, hakkımı arayacağım. Deze bak, kurban olayım sen de mahkemeye ver. Al toprağını. Kendi toprağını kendin işlet ha. Buna lüzum yok Ramazan. Abim benim haklarımı korumuş. Vasiyet etmiş. Güllü gelirden gelen hakkımı bana ödeyecek. Dava açmayacağım ben. Ha. İyi. Bizim çay sene bak. Niye verecekmişim? Ver kız. Bir mi? Aa. Ama çok sevineceksin. Niyemiş ki? Bak. Çok güzel. Yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz? Sen gelsene şeylerle ha. Olmaz. Niye be? Niye olmazmış? Cenazemiz var. Ne cenazesi be? Serap Hanım'ın kardeşi öldü ya. Ya el alemin cenazesinden bize ne? Bizi ilgilendirmez. Olur mu hiç ya? Cenaze evi sayılır burası. Ya Serap Hanım bile Hamza'nın öldüğüne üzülmüyor. Yasını biz mi tutacağız gel? Olmaz. Serap Hanım üzülmüyor olabilir. Ama benim içim kan ağlıyor. Sen beni oyuncağın mı sandın be? Canıma yetti artık ha. Gel buraya. Ay iyi iyi tamam tamam. Yeter. Ne yetmesi be? Gel buraya. Dur. Ağır ol ya biraz. Deşi. Eşeklerin arda sıra gidiyordu. Benim korkudan yüreğim yaralacak. Ne desem, donuma ettim edecek. Yürümeyi mi öğreniyor? Hızlanın çık. Ya, abi, sen hiç mi korkmayın? Yolumu gözleyen kimse yok. Vereceğim bir can. Ona da hangi vesile sebep olur bilinmez. Thank you.
Öyle bir başıma dımdızlak kaldım. Eşekleri peşi sıra gitsem yolun sonu meçhul. Geri dönsem geri dönemem ki. İki yolda bir. İki tarafta aynı. Anladım ki baba benim bu dünyada gideceği hiçbir yerim yokmuş. Öyle bağlamışım. Öyle bağlamışım. Ağlamaktan içim dışıma çıkmış ha. Birden büyük bir patlama oldu baba. Vallahi yüreğim durdu sandım ha. Böyle dikerip baktım adam parçalanmış. Kaçmak gitmek isterdim oradan. Hiçbir yere kıpırdayamadım ki mayın korkusundan. Sonra böyle nasıl akıl ettiysem üstündeki nüfusu alıp kendimin nüfusunu bir de böyle birkaç bir şeyim vardı onları adamın üstüne koydum. Bir eşeğe de sağlam ayağına bağladım. Araziye sürdüm. Bekledim sonra bir patlama daha oldu baba. Adam heyecana paramparça oldu. Allah günah yazmasın. Can veriyordu garip. Zaten çok çekmedi garip. Hem gidecek yeri bekleyen abi damı da yokmuş. Nasıl? İyi düşünmüşüm değil mi baba? İyi düşünmüşsün. Yalnız bana niye haber vermedin? Anam babam tasa eder diye düşünmedim. Ya bırak şimdi hesap sorma ya. Baba benim kaçmam lazım. Yoksa yakaya ele verirsem tekmil yanarız ha. Yakar bizi. Yakar Hamza. O. O kim? Bab, bu işi yaptıran işte. Ne diyorsun şimdi sen Hamza? Hani benim laflarımdan, dediklerimden fitilenmiştin. Ya baba, anlamıyor mu? Ya çırağı gibi yakar bizi ha. Hamza, kim bu adam? Kim bu hain? Seni dinden imandan çıkarıp pusulanı şaşırtan adam kim? Deme. Nasıl demen Hamza? Ben senin babanım. Diyeceksin oğlum. Yok, esas ondan demem ha. Senin de başın yanar baba benim gibi. Sar etme baba. Ama baba, kurbanım yardım et bana. Baba, beni götür buradan. Kimsenin bilmediği bir yer bul bana. Herkes ölü bilsin beni. Herkes de ölü bilsin, o adam da. Baba, kurban olam yardım et ha. Allah'ını seversen yardım et. Baba, ben gideceğim hiçbir... Teşekkür ederim Serap. Ne için? Bana hakkımı verdiğin için. Bunca yaşanan şeyden sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Hmm.
Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parasız sefil bir hayat. Ya da kemalsiz iyi bir hayat. Tercihini yap.